Herkese günaydın. Roma 3. günden herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Mehmet'in şapkasının güzelliğine bakar mısınız? Buradan aldık. Çok güzel gerçekten. İtalya yazıyor, rengine hasta olduk. Nasılsınız? Biz çok mutluyuz. Biraz hastayız çünkü sabah erkenden kalkıyoruz. 5'lerde, 4'lerde, 6'larda kalkıyor millet arkadaşlar. Biz de öyle yaptık. Çünkü çok kuyruk oluyor. Her yerde böyle çok beklememek için bazı şeyleri öğlene kadar halletmen gerekiyor falan. O yüzden biz de öyle yapıyoruz. Bugün çok güzel yerlere gideceğiz. Eksik kalan yerlere gideceğiz. Burada zaten eksik kalmaması için çok çabalıyorum ama yani bazı yerlere yetişemeyebiliyor insan. O yüzden bugün çok güzel bir rota çizdim. Hepsini tek tek size gösteriyor olacağım. Roma ağır ağır, doya doya gezilebilecek bir yer. Hızlı gezebileceğiniz bir yer değil arkadaşlar. O yüzden bugünün planıyla çok güzel Roma 3. gün başlıyor. Kahvaltılık bir şeyler alacağız. Atıştıralım en azından böyle Vatikan'a, tok karnına girelim. O yüzden şimdi bir şeyler yiyelim, sonra devam edelim. Şöyle full Amerikan kahvaltıları da varmış 10 euroya. Böyle alabileceğiniz bir şekilde baktığınızda 8 euroya da varmış. Burada makarnalarda 10-12 euro arasındaymış. Burası uygunmuş. Oturarak yiyebiliyorsunuz. Şurada da fiyatlar işte espresso 1.10, cappuccino 1.40 gibi fiyatlar. Durdurup alabilirsiniz arkadaşlar fiyat bilgisinde buranın. Vatikan'a çok yakın bir yerde. Vatikan'a giderken böyle 1 euroluk tezgahlar görebilirsiniz. Bunlar genelde burada her yerde kuruluyor ve öğlene kadar bitiyor arkadaşlar. Ben şöyle anahtarlık seçtim. Başka neler var bakayım. Tahtalar falan var şöyle ama bakalım başka neler var. Çok güzel. Şimdilik şunları aldım. Yeni yeni açıyorlar. Dönüşleri açık olursa daha da alacağız. Vallahi Vatikan'a giderken de şöyle 1 Euro'cu çok istiyordum var ya. Böyle aklımda vardı, not defteri falan almak. Acayip sevindim böyle, çok güzel. 10 Euro'ya mükemmel şeyler aldık. 10 adet. Şimdi bugün Vatikan'a gidiyoruz. Hemen turu anlatayım size. Biz bugün otelimizi değiştirdik. Çünkü yarın farklı bir yere geçeceğiz. Termini'ye yakın, tren istasyonuna yakın bir yerde kalalım istedik. Kaldığımız yerden metro durağından hemen oradan çıktık. Metroya bindik. Metronun içi çok güzel. Vatikan'a gelmek için sanırım 6 durak sonra indiğimiz bir durak istasyonu oldu. Durak istasyonu ismini de buraya yazıyorum. O durakta indiğinizde Vatikan'a yürümek maksimum 3 dakika kadar bir şey arkadaşlar. O yol üzerinde de bu 1 Euro'cuları görebilirsiniz. Şimdi meydana geldik. Vatikan'a gideceğiz. Sabah erkenden gidiyoruz. Sıraya gireceğiz. Süreç nasıl olacak anlatacağım. Sadece neden rahatsızım biliyor musunuz? Yani şu an en turistik zaman ve her yerde tadilat var. Bir yere gidiyorsun, bir yeri kazıyorlar. Bir yere gidiyorsun, onun önünü değiştiriyorlar falan. Ya bunu başka zaman yapsanız çok daha iyi olmaz mı diye düşünmüyor değilim açıkçası. Ben aslında ona da şok olacaktım ama tam yolda giderken sırayı gördüm bir anda. He, ciddi olamazsın. Ve o kadar çok sıra var ki. Umarım biz bunu beklemeyeceğiz değil mi? Yok, biz online bekleyeceğiz. Evet, online tamam. Sırasını yiyeceğiz. Hani giriş için de bunu beklemeyeceğiz. Yani bence hayır. Yani olumlama yapalım Mehmetciğim. Online bileti alanlara ayrı bir yerde sıraya sokuyorlarmış. Onu duydum, göstereceğim. Günlük Vatikan'a girişte 25 bin online bilet satılıyormuş arkadaşlar. Düşünün. Yani buraya rezervasyon yapacaksanız öncesinde yani en az 2 ay, hadi iyimser olalım 1 ay tarih planınız belliyse biletlerinizi lütfen alın. İnanamıyorum Mehmet. Kaç kişi vardır ya? Tahminen. Vallahi sayamıyorum ben. Matematiğim aslında iyidir ama o kadar çok insan var ki ve sıra bitmiyor. Yani 5000 değil mi? Vardır bence. Vardır. Daha fazla. Aşar vardır. Yani. Tur rehberleri onlar bunlar evet, falan. Içerim. Millet satış derdinde. Orada gruplar var. Bu line yeni girmek isteyenlerin hattıymış arkadaşlar. Ta ileriye doğru. Bakın bir de buradan başlıyor yani. Öyle düşünün.
Ama online girişler farklı bir yerdeymiş. Online bileti aldıysan. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bir de şöyle bir şey oluyor. Mesela sıra çok uzun dedik ya. Sırada beklerken size yanaşıyorlar ve diyorlar ki işte skip the line ticket var elimde diyor bazıları. İsterseniz size satabiliriz diye. Çok fahiş fiyatlardan da satıyorlar sıra beklemekten çok yorulan insanlara. Bazıları bunlara kanıyor. Ama çoğu da yalan çıkıyor. O yüzden hani dikkatli olmanız lazım. Önceden rezervasyonunuzu yapmayacaksınız ya da sıra bekleyeceksiniz. Yoksa kandırılma riskiniz çok yüksek. Biz gördük birkaç kişiyi böyle kandırmaya çalışıyorlardı sırada ama yemedi onlar da. Vatikan'ın ana girişinden buraya girmiyorsunuz. Eğer online ticket'ınız varsa hemen yanından yürüme yolundan size gösterdiğim kapının önüne gelmeniz gerekiyor. Online ticket'ınız varsa her yarım saatte bir line oluşturuluyor. Bilet saati çok önemli arkadaşlar. 8'de girişiniz varsa 8'de içeri girişiniz oluyor. O yüzden gelin 15-20 dakika öncesinde sıranıza girin, içeri girebilirsiniz. Sıra çok hızlı ilerliyor. Biletinizde tüm bilgiler yazıyor arkadaşlar. Önde bileti okutan, girişi yapan kişilerin hemen yanında sarı levhalarda kaçıncı line, kaçıncı hat, nerede nasıl durmanız gerektiği yazıyor. Onun dışında burada memurlar var. Biletinizi onlara gösterdiğinizde otomatik onlar da size söyleyecek. Şöyle özetleyeyim. Saat 8'de biletiniz varsa 7.30'da burada olmanız yeterli. Dünyanın en büyük müzelerinden biri olarak gösterilen Vatikan Müzeleri, şehrin Roma Katolik Kilisesi tarafından Rönesans döneminde inşa edilmiş dikkat çeken yapılardan biridir arkadaşlar. 1947 yılında Papa Nikolas tarafından kurulması amaçlanan müzede ilk olarak Vatikan Kütüphanesi kurulmuş. Tasarımı ressam Frangelico tarafından tasarlanmış. İçeride Sistine Şapeli, Raffaello odaları, Yunan ve Roma eserleri, modern dinsel sanat ve resim galerisi koleksiyonu bulunuyor. Dünyanın en ünlü heykellerine ev sahipliği yapan müzede toplam 53 galeri yer alıyor. Dünyanın en önemli müzeleri listesinde bulunan Vatikan müzelerini ziyaret etmek en az bir kere yaşamanız gereken deneyimler içerisinde yer aldığını düşünüyorum arkadaşlar. Müzeye girdikten sonra biraz dolaşıyoruz. Mermerden yapılan hayvanların bölümü vardı. Çok ilgi çekiciydi. Yani bütün hayvan çeşitleri var ve hepsi mermerden yapılmış döneminde. Nasıl yapılmış çok ilginç. Gerçekten hayretle şaşırıyorum. Michelangelo'nun yapmış olduğu, tasvir ettiği heykeller ve alt kısmı at ve üst kısmı insan şeklinde olan sentorlarla savaşan Yunanları temsil eden bir yere geldik. Şimdi bir avludayız. Gerçekten dolaşmak çok keyifli. Biraz zaman da istiyor. Kısa kısa gördüğüm her şeyi anlatmaya çalışacağım size. Arkamda görmüş olduğunuz heykelde Yunan mitolojisindeki Persos. Elindeki kafa da aslında Medusa'nın kafasıymış. Onu tasvir eden bir heykel. Gerçekten çok etkileyici bir yer. Neyi anlatacağımı bilmiyorum. Yani şunu söyleyeyim size. Tamamen bir açık hava müzesindeyim. Açık hava müzesini geziyorum. O kadar güzel ki anlatamam. Arkamda görmüş olduğunuz bu halılar 3 boyutlu gibi görünüyor değil mi? Aslında değil. O dönemde 3 boyutlu bir sanat çalışması yoktu ve bunu başarabilmişler. Böyle şeyleri gördükçe hayranım daha da artıyor. Gallery of Maps'e geldik. Haritalar Galerisi diye geçiyor arkadaşlar. Tarihi 1581 yılında yapılmış. 120 metre uzunluğunda bir yer, bir koridor aslında. Bütün İtalya'yı anlatan simgeler burada mevcut. Çok ilginç. Kabartmalar, freskler, haritalar, boyama teknikleri falan çok güzel. Gerçekten o kadar güzel ki hayran kalmamak elde değil. O yüzden buraya geldiğinizde mükemmel fotoğraflar çekeceğinize çok eminim. Yine etkilendiğim bir yere geldim. Bu odalar ikiye ayrılmış durumda arkadaşlar. Duvarda gördüğünüz çizimleri Pietro Vannucci yapmış. Resimleri de Rafael yapmış ve öğrencileriyle beraber yapmış aslında. O kadar güzel görünüyor ki anlatamam size. Hatta Rafael'in çok ünlü bir eseri var. Atina Okulu. Orta bölümde ilk odalardan bir tanesinde. Onun önünde fotoğraf çektirmeyi unutmayın. Lütfen tadını çıkarak dolaşın. Keyif alın. Her yeri yavaş yavaş hissederek dolaşın çünkü burada çok büyük bir tarihi yatıyor. Hey dedi biri, baktım amca oldun mu diyorsun.
Salak bu ha. Vatikan Müzesi'ni bitirdik. Çok güzeldi. Ama oraya bayağı bir zamanınızı ayırmanız gerekiyor bence. Çünkü kaç saat ayırsın ha? Yani nasıl gezmek istediğinize bağlı. Biraz daha böyle her şeyi bilerek, görerek gezmek istiyorsanız bir gün ayırmak gerekiyor. Doğru. Çünkü o kadar çok şey var ki. Ama minimum 2,5-3 saat. Minimum o da. 3 saat net evet. Yani. 3 saat ayırmanız lazım. Çünkü bitmiyor. Öğrenmeniz gerekiyor. Bir kulaklık alabilirsiniz. O kulaklığı aldığınızda bir maps veriyorlar size. Dolayısıyla öyle bir durum var. O da ücretli. Şimdi dünyanın en küçük şehri Vatikan'a geldik. Giriş buradan arkadaşlar. Su mataranızı içeri alamıyorsunuz. Burada bekletiyorlar. Çıkarken almak zorunda kalıyorsunuz. Bilginiz olsun. İçeri buradan giriyoruz. Hemen girişte sağda ufak alışveriş yapacağınız yerler var. Direkt girdiğiniz an hemen ülke değiştiriyorsunuz. Roma'dan çıkıyorsunuz. Vatikan'a girdik bile. Girdik Mehmet. Vatikan'a girdik ya. Sıra bekliyoruz ama hiç. Şimdi ülke değiştireceğiz biz. Bunu yapmadan duramayız değil mi? 1 2 Bak şu beyazın olduğu yer. 2 3 Roma'dan Vatikan'a merhaba arkadaşlar. Geldik geçtik valla. Nasıl biz? Çok güzel biz. Nasıl bir yer? Çok güzel biz. Hemen göstereyim. Ama Vatikan. Çok kalabalık. Aynen. Şu kalabalığa baksanıza ya. İnanmıyorum. Gene bir kuyruk var. Sanırım içeriye bu bazilikanın içerisine girmek için bekliyorlar. Şapenin içerisine girmek için bekliyorlar. Dolayısıyla orada bir kutlama töreni falan da var anladığım kadarıyla. O yüzden bekletiyor olabilirler. Tiber Nehri'nin hemen yanındaki Castel San Angelo Kalesi'ne geldik arkadaşlar. Milattan sonra 135 senesinde İmparator Hadrian ve ailesi için mozeli olarak yapımına başlanmış. Burası Kutsal Melek Kalesi olarak da biliniyor. Bernini'nin öğrencileri tarafından yapılmış melek heykellerinin sıralandığı bir yaya köprüsünden geçerek giriş yapılıyor. Davul şeklini andıran kale 5 kattan oluşuyor. Yaklaşık 1000 yıl boyunca papalık konutu olarak kullanılmış. Ardından kale olarak değerlendirilmiş. Şimdi ise müze olarak ziyaret ediliyor. Kalenin son katında ise muhteşem bir şehir manzarası var. Ayrıca bir zamanlar Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem Sultan uzun yıllar burada mahkum olarak kaldığını da şimdi öğrendim. Tiber Nehri'nin hemen kenarında böyle kafeler de var arkadaşlar. Yürüyüş yapabilir, bir şeyler içebilirsiniz. Nehri ilerlerken birçok köprü var. Onlar da o kadar güzel gözüküyor ki lütfen onlara da bakmayı unutmayın. Öğleni de yaptık. O kadar yorulduk ki arkadaşlar. Karnımız acıktı Memo ile bir şeyler yedik. Yemek yediğim yerin ismini hemen aşağı bırakıyorum. Tam bir fiyat performans yeri. Çok da güzel yapıyorlar. Bütün makarna çeşitleri var. Ekstra bir oturma ücreti de yok. Oturarak makarnanızı da çok rahat yiyebilirsiniz. Yediğimiz makarnanın kişi başı ücreti 7,5 euroydu arkadaşlar. Öğle arası yolunuz buraya düşerse hemen alabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Take away de alıp gidebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Sizi şimdi çok güzel bir meydana götürüyorum. Thank you. Free? Yeah. Yeah, thank you. Bak Mehmet ücretsiz ne verdiler. Burası Popolo Meydanı arkadaşlar. Girerken böyle bir şey verdiler. Neymiş tadına bakacağım şimdi. Burası Piazza del Popolo Meydanı. Halk arasında da halk meydanı olarak da deniliyormuş arkadaşlar. Burada genellikle müzik kutlamaları, işte eğlenceli anlar ya da gösteriler ve konserler yapılacaksa bu meydan tercih ediliyormuş. Christmas döneminde de ufak bir pazar kurulduğu bu meydanda söyleniyor, onu da duydum. O yüzden buraya geldiğinizde burada zaman geçirebilirsiniz. Hemen gelmişken de söyleyeyim, Leonardo da Vinci'nin burada da müzesi var arkadaşlar. İçeriye giriş sağlayabilirsiniz. Ben içeriye girmeyeceğim çünkü rezervasyon yaptırmayı unuttum, bilginiz olsun. Ayrıca meydanda birbirine simetrik olarak inşa edilen Santa Maria del Miracoli, Monte Santo Maria Kilisesi ve Santa Maria del Popolo bulunuyor arkadaşlar. Arkamda da zaten görebiliyorsunuz. Burada turlayıp zaman geçirebilirsiniz. Akşam eğer buradaysanız eğlencelere katılabilirsiniz. Ama öğleden sonra akşama doğru gidiyorsanız hemen karşıda gördüğünüz Villa Borghese'ye ulaşabilirsiniz. Günün stresini, yorgunluğunu bu güzel parkta atabilirsiniz. Hadi gelin bize hediye edilen şeyleri orada yiyelim. Villa Borghese'ye gitmeden önce buranın en ünlü alışveriş caddesi var arkadaşlar. Oraya da bir turlayalım istiyorum. Hemen karşı sokak zaten baktığınızda. Buradan girerek dümdüz ilerlediğinizde şöyle düşünün. Bizim Taksim Meydanı gibi düşünün.
alışveriş yapabileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz, gezebileceğiniz yerler var. Bir şöyle orayı turlayın diyorlar. Dolayısıyla çok da keyifli gözüküyor. Biz de turlayalım. Oradan da Villa Borghese'ye geçelim. Buraya geldiğinizde bu tepede bakın Vatikan karşıda. Vatikan'ı görebiliyorsunuz. Şurada Castel San Angelo var. Biz oralardan buralara kadar bugün yürüyüp geldik. Şurası birinci, şurası ikinci, şurası da üçüncü durak. Gerçekten bu kadar sıcakta buraya gelip zaman geçirmek çok hoşuma gitti. Dinlendik, enerji depoladık, gölgelik alanlar, kuş sesleri. Gerçekten huzurlu olduğunu hissediyor insan. Golf arabalarıyla da kiralayabilirsiniz. Aşağı göle kadar sizi götürebilir. Kendiniz de yürüyebilirsiniz. Biz Memo ile o şekilde ilerleyeceğiz. Geçen ay Mehmet'le birlikte Fas'taydık. Fas videolarımızı da izlediyseniz çok teşekkür ederiz. İzlemediyseniz şurayı yukarıya bırakıyorum. Orada bir böyle 7-7-7 yapmıştık Mehmet'le birlikte. Tam vizemizi yeni vermiştik. Her yerde İtalyan müzikleri çalıyor. Dedik ki Allah'ım evet vize çıktı. E gidiyoruz falan. Burası da bize şeyi benzetti. Central Park'a benzettik birazcık burayı aslında gördüğümüz kadarıyla. Böyle çok büyük bir park, güzel böyle içerisinde çeşmelerin bulunduğu, nehrin bulunduğu böyle bir yer de var. Şimdi göreceğiz. Yani çok güzel bir park. Ben bayıldım buraya. Dolayısıyla biz de dedik ki neden Amerika olmasın? Belki şimdi Amerika'ya gideriz. O yüzden yeniden 7-7-7. Altar'ın olduğu, Tarkan'ın filmlerinde olduğu gibi çek. Bir tane de davulcumuz olsa dım 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 diye seni gönderecek. Biz bunları var ya Mehmetciğim, nerede öğrendik biliyor musun? Bilmiyorum ama çok öğrenememişsin. Biraz çek. Çekiyoruz işte, alışacağız. Şimdi Villa Borghese içerisindeyiz arkadaşlar. Burada yapmamız gereken en güzel aktivitelerden bir tanesi böyle aşağıda gölet kısmında tekneyle açılacaksınız. Güzelce böyle 20 dakika tekne sefası yapacaksınız. Dinleneceksiniz, huzur bulacaksınız. Ördeklerin arasında, kazların arasında dolaşacaksınız. Biz de öyle yapıyoruz şimdi Mehmet'le birlikte. Kişi başı 5 euro, çocuklar ise 3 euro bilginiz olsun. 20 dakikada süresi var. Buraya mı çıkacağız ya? Çıkma, çıkma, çıkma. Buraya çıkma, korkutma bizi. Biz şimdi çıktık buradan, dinlendik. O kadar iyi geldi ki arkadaşlar. Oturduk, biraz zaman geçirdik, çimlerde uzandık. Çok keyifliydi. Bence de. Deşarj çok olduk. Dinlendirici oldu bizim için. Kesinlikle. Şimdi sizi çok güzel, sürpriz bir yere götürüyoruz. Pazar gördük, pazar. Hadi girin bakalım, neler var neler yok bakalım. Bak böyle gömlekler var. Şöyle pantolonlar var. Şöyle tişörtler var arkadaşlar. Karıştır al, çantalara bakalım gelin. Bak ayakkabılar falan da var burada. Çantalar, of of, çantalar var ya, olaymış ha. Wow. Çok güzelmiş. How much? This 25 Kadınlara çok güzel şeyler var bak. Tişörtler, atletler var. Buraya gelin alın yani bunlardan. Çok güzel şeyler aldık bak. Böyle teyzeme bir gece elbisesi aldık. İnanın aklınız hayaliniz durur. Şuna 15 euro verdik. Türkiye'de bu en az 1,5-2,000 lira. Oh.
Orta Çağ döneminde Yahudi tüccarların yaşadığı, çevresi duvarlarla çevrili bir alandayız. Burası Trastevere. Nüfusta yoğunluk olduğu için Yahudi nüfus şehre kaymış olduğu söyleniyor. Bu bölge Yahudi mutfağı ve Roma mutfağını görebileceğiniz muazzam kafe ve restoranlarla çevrili bir bölge diyebilirim arkadaşlar. Roma gecelerinizi değerlendirebileceğiniz samimi bir bölge olan Trastevere, sarmaşık binalar, müthiş lezzetler görebileceğiniz, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle gezebileceğiniz harika bir gece istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Gece değil, gündüzü de ayrı bir güzel. Sokaklarında dolaşabilir, hediyelik eşya alabilir, lezzetleri tadabilir ve Roma'nın keyfini sonuna kadar çıkarabilirsiniz. Roma denilince burası çok önemli bir yer tutuyor arkadaşlar. Gastronomi ile de ilgili bir yer burası. Çok fazla gelen insan ve burada lezzet tadımlayan insan var. Bakın ara sokaklara bakın. Canlı canlı gösteriyorum. Işıklı duvarlar. O kadar güzel ki, o kadar keyifli ki. Burada yemek yiyen insanlar, zaten kalabalığı görüyorsunuz. Dondurması var. Birazdan biz buraya geleceğiz size. Burası çok ünlü bir yer. Çok sevmiyorum ünlü bir yeri denemeyi ama herkes çok güzel yorumladı. Dolayısıyla herkes çok güzel yorumladığı için biz de bir burayı deneyelim istiyoruz. Dönüşte buraya bakacağız. Burayla ikonikleşen yeri gösteriyorum size arkadaşlar. Şu barın dış cephesi. O kadar güzel gözüküyor ki bir bar aslında. Aslında orada da yer bulabilirsek keşke oturabilsek oraya. Sokaklarda böyle arkadaşlar. Şimdi buraya oturduk Mehmet'le. İçeride müzik sesi yüksek olduğu için çekim yapamadım. Pims diye bir yer. Burada iki tane bir şeyler içtik, devam ettik. 14 euro tuttu. Çok da uygun fiyatı. Buraya gelirseniz buraya girebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi ileriye ara sokaklardan devam ediyoruz. Böyle çiçekçi var. Ufak bir büfe var. Büfe diyorum çünkü bakkal gibi büfe. Yine dondurmacısı var. Acayip keyifli bir yer yani. Acayip rengarenk. O kadar böyle güzel ki yani İstanbul'un Karaköy'ün ara sokakları gibi düşünün. Bana onu hissettirdi. Şimdi oturduk bir yerde yemek yiyoruz ama herkesin bildiği bir yere geldik. Aslında hiç tercih etmem ama kime sorarsam ya da benim buraya geldiğimi kim öğrendiyse buranın ismini söylüyor. O yüzden bir şeyler söyledik. Bir tane lazanya söyledik. Bir tane kapri salatası söyledik. Bir tanesi de polpetto diye bir makarna söyledik. Hemen deneyeceğiz. Nasıl tatları bilmiyorum ama fiyat ve tatlarını biraz sonra size anlatıyor olacağım. O yüzden burada yol üzerinde ilerliyorsanız, eğer farklı bir alternatif de bulamadıysanız buraya gelip bunları deneyebilirsiniz. Şimdilik bize afiyet olsun. Size şöyle söyleyeyim. Gerçekten yediğim en güzel makarnaydı. Yediğim en güzel lazanyaydı. Yani doğru söylüyorlarmış. Öyle bilgi verebilirim size. Fiyat performans olarak da çok iyiydi. Bir şubesi de burası zaten. Önlü arkalı iki şubesi var. Ve 49,5 euro verdik. Fiyatları da çok çok iyiydi. Onu da söyleyeyim size. Biraz daha turlayacağız. Bir şeyler daha yiyecektim ama... Yerimiz yok yani. Böyle yani şey yok. Şuramı şöyle içeri çekmekten başka hiçbir şey yapamıyorum şu anda, anlatamam size. Şuraya burada deneyebileceğiniz neler var neler yok ben burayla ilgili önereceğim şeylerin tadına bakın, olur mu? Tam şuraya bırakıyorum. O yüzden geldiğinizde burada istediğiniz şekilde bunları deneyebileceğinizi söylemek istiyorum. Afiyet olsun. Şimdi Galeri Sigiarra'ya geldik arkadaşlar. Burası çok güzel. Herkesin uğradığı bir yer değil ama araştırdığımda o kadar güzel fotoğraf çekebileceğiniz, o kadar güzel sanatsal şeylerin olduğunu gördüğüm için buraya uğramak istedim. Hemen kısaca size bahsedeyim. Aslında burası Roma'nın ikonik noktalarından Trevi Çeşmesi'ne birkaç dakikalık yürüme mesafesinde. Galeri 19. yüzyılın sonlarında dönemin sözü geçen varlıklı ailelerinden Sigiarra ailesine ait inşa edilmiş bir avludur aslında. Muhteşem freskleri ve parlak renkleriyle göz kamaştırıyor.
yoğunlaştıran yapı muhtemelen çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Alının etrafına dağılmış antik kalıntılar ise burayı daha da çok ilgi çekici hale getiriyor. Bir alışveriş merkezi olması amacıyla inşa edilmiş yapı ama bu amaca asla ulaşılmamış. Hiçbir zaman da alışveriş merkezi olmamış. Şimdi Galeria Alberto Sorti'nin önünden geçiyoruz. Burası bir AVM aslında. Dünyaca ünlü markaların olduğu, alışveriş yapabileceğiniz, elektronik eşyadan tutun her şey alabileceğiniz birçok şey var. Dolayısıyla içi de çok güzel. Zamanınız, fırsatınız varsa hani klasik alışveriş merkezi değil, buraya da uğrayabilirsiniz. Çok ama çok güzel gözüküyor. Hep yürüme yolunuzun üzerinde olan bir yer burası. Dolayısıyla hiç alışveriş merkezi falan göstermeyi seven biri değilim ama burası pek bir alışveriş merkezi gibi değil. O yüzden hani ihtiyacınız, fırsatınız, bir şeyler varsa etrafa bakmadan önce bu alışveriş merkezinin içerisine gelip bakabilirsiniz. Şimdi hızlandırılmış turumuzda da akşam yemeği için ne yapabiliriz diye alternatif arıyorsanız eğer, her yerde sıra olduğu gibi bir sıra olan bir yere daha götürüyorum sizi. Çok önemli, çok bilinen, herkesin çok sevdiği, mükemmel ötesi bir sandviççi var. Şimdi oraya gideceğiz. Önce sırayı görün tekrar, sandviçimizi alıp akşam yemeğimizi de yiyelim. Bakın sıra buradan başlıyor ve şurada içeride bitiyor. Bekleyeceğiz bakalım kaç dakikada gelecek. €11 verdik, sandviçimizi aldık. O kadar güzel ki size anlatamam. Böyle akşam ağır bir şey yemek istemiyorsanız, bu da pek böyle tek kişilik değil ama iki kişi bölüşebilirsiniz. O yüzden bunu çok güzel bir şekilde hükletebilirsiniz. Ben ısırdım öncesine, kusura bakmayın. Roma'da 3. gününde sonuna geldik. Gerçekten buraları gezmek acayip keyifliydi, onu söyleyeyim size. Her yer açık hava müzesi gibi arkadaşlar. Buraya bol sıra beklemeye, bol yürümeye hazırlıklı olun, ona göre gelin. Onu en başta söyleyeyim size. Yanınıza muhakkak rahat kıyafetler alın, bu birincisi. Gezmek istediğiniz her yerin rezervasyonunu önceden yaptırmanız kesinlikle önemli, bu da ikinci arkadaşlar. Aklınıza takılan her ne soru varsa aşağı yazmanızı istiyorum. Hemen size bilgi veriyor olacağım. Gerçekten çok ama çok keyifli bir geziydi benim için. Burası şöyle bir şey, onu da dipnot size ileteyim. Aa, burada ne var? Buraya girilir mi? Demeyin. Oraya girin. Girdiğinizde bambaşka bir dünyayla karşılaşacaksınız. Onu çok net söyleyeyim size. Roma böyle apar topar hızlı gezilebilecek bir yer değil. Keyfine vara vara, zamanı güzel kullanarak güzelcene gezebileceğiniz bir yer, öyle söyleyeyim size. Olabildiğince turistik rotaları göstermeye çalıştım ama ekstradan gezi rotalarınızı eklemek istediğim yerler de vardı, onları da göstermeye çalıştım. Biraz uzun bölüm olduysa da buraya kadar izleyen her kimse karşımda, beni izleyen, size çok teşekkür ederim. Umarım tatilin çok ama çok güzel geçer. Roma maceramızı biz Memo ile şu an kamera arkasında bitiriyoruz. Yarından itibaren size Roma'ya gelip de farklı neler yapabilirsiniz ile ilgili yeni rotalar hazırladık. Onu yapmaya ve onu çekmeye gidiyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki bölümlerde izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Hemen teaser geliyor zaten. Beni takip etmeyi, like atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. En önemlisi beni takip etmeyi unutmayın. Aşağı TikTok ve Instagram hesaplarımı bırakıyorum. Oradan da takip ederseniz ve bana mesaj atarsanız istediğiniz her soruya yanıt vereceğim. Bunu da bilmenizi istiyorum. Bir de şurada bir yerde teşekkürler butonum var. Bütçenize göre teşekkür etmek isterseniz çok mutlu olurum. Bölümü Roma'nın simgesi Kolezyum'un önünde kapatıyorum. Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Teaser hemen geliyor. İyi geceler.